attı orada. Ya beni attı. Polis orada mı? Bunlar 3 tane. Türkiye büyük bir felaket yaşıyor. Son yüzyılın en büyük etkisi ve yoğunluğu açısından Türkiye'nin son yüzyılın en büyük bir felaketini yaşıyoruz. Ben depremin olduğu gece baştan sonra televizyonun karşısında sabaha kadar izledim, etkilendim. Sabahleyin geldim. Bugün değilse ne zaman? Türkiye büyük bir felaket yaşıyor. Herkes taşın altına elini soksun. Bugüne ihtiyaç var. Bugün herkes oradaki yurttaşlarımızla büyük bir dayanışma içine girsin dedim. Dün sabah 8.30'dan bu tarafa bu tablo, buradaki tablo tümüyle tüm Samsun, tüm Karadeniz bölgesi Atakum Belediyesi'nin yanında biz de varız diyorlar. Şu ana kadar 6-7 tırla götürülebilecek malzeme oluştu. Oradaki yurttaşlarımızın belediyelerle, milletvekilleriyle, sahadaki herkesle iletişimim var. Her türlü malzemeye ihtiyaçları var. Bir evin ne olması gerekiyorsa orada ihtiyaç var. Çok sayıda yurttaşımız hala daha şeyin altında. Çıkanlar dışarıda sıfırın altındaki soğuktalar. Elimizden gelen her şeyi, her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz. Samsunların, Atakumların bizim emeğimizi, bizim desteğimizi onlara iletin dediklerini aracılık ediyor. Oradaki kurumlar marifetiyle, işin içinde AFAD var, kaymakamlık var, diğer kurumlar var, belediyeler var. Onların her birisiyle irtibat halinde nerede, kimin neye ihtiyacı varsa iletmeye, ulaştırmaya çalışıyoruz. Samsun büyük bir seferberlik başlattı. Büyük bir dayanışma örneği veriyor. Tüm Türkiye Samsun'u izliyor. Samsunlara çok teşekkür ediyorum. Atakumlara çok teşekkür ediyorum. Biz böyle bir milletiz ve şu anda büyük bir acıyla karşı karşıyayız ve oradaki yurttaşlarımızla, oradaki hemşehrilerimizle, oradaki kardeşlerimizle dayanışmamızı gösteriyoruz. Biz bu tırları Atakum Belediyesi'nin cebinden bir kuruş çıkmadan, tırlar kendi araçlarının depolarını kendileri dolduruyorlar. Tır sahibi kendisi gidiyor. Hiç daha Atakum Belediyesi'nin cebinden bir kuruş para çıkmadı ve çıkmayacak gönüllülerle. Biz böyle bir milletiz. Bir kez daha altını çiziyoruz. Biz böyle bir milletiz. Türkiye bizi görsün. Sabah 8.30'dan akşam saat 2'ye kadar üniversite öğrencileri, tatilde olan öğretmenler, herkes çalışıyor. Herkes çalışıyor. Şimdi öbür tarafta iki doktor, asistan doktor beni görünce sarıldılar ve ağladılar. Çalışıyorlar. Kolyer yapıyorlar, bant yapıyorlar. Bizim milletimizin böyle hasletleri vardı. Evet, büyük bir acı yaşıyoruz ama hasletlerimizle de yüzleştik. Hasletimizle de yüzleştik. Bunun da altını çizmek istiyorum. Malatya, Hatay, Adıyaman, tüm zarar gören tüm illerimize gidiyoruz. Bu acı kısa sürede bitmeyecek. Kış mevsimindeyiz. Belli ki uzun sürecek. Samsunların, hemşehrilerimin bu dayanışma azimlerinin azalmamasını ve bunun sürekli kılınmasını talep ediyorum. Çünkü biz onların bize ulaştırdıklarını o ihtiyaç bölgelerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Sürekli devam buradan bu, devam edeceğiz. Devam edeceğiz çünkü bu kış boyu oradaki insanlar çadırda üşüyecekler, battaniye, yorgana, sıcak çaya, sıcak çorbaya. Orada ihtiyaç bitmeyecek. O nedenle
bu süreç devam edecek. Biz önümüzde neyse gideceğiz, geleceğiz Allah'a izniyle. Tekrar gideceğiz, yine geleceğiz. Yine geleceğiz. Türkiye bizim, hepimizin kardeşim. Onun sonunda bizim kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız, bacılarımız hepsi de. Hepimiz yüzün içindeyiz. Hepsi bizim acımız. Bu acıyı ortak alıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.